CA cisimlerinin sıcaklıklarını gösteren model şekildeki gibidir. Bu cisimler yalıtılmış ortamda bir araya konulursa, evet arkadaşlar görüldüğü gibi X'in molekülleri daha fazla titreştiğinden dolayı X'in sıcaklığı Y'ninkinden daha büyüktür. Burada X'ten Y'ye arkadaşlar ısı aktarılır. Fakat Y'den de X'e ısı aktarılır ama az miktarda. Bu durumda X ve Y birbirine ısı enerjisi aktarır doğru x'ten y'ye geçen ısı, y'den x'e geçen ısıdan çoktur. Bu ifademiz de doğrudur. Sıcak olan daha fazla ısı aktarır. Son durumda x ve y'nin sıcaklıkları eşit olur. Arkadaşlar ısıl dengeye ulaştıklarında her ikisinin de sıcaklığı birbirine eşit olur. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu açık bir ortamda şekildeki gibi özdeş iki bardağı aynı anda eşit kütleli ve sırasıyla 80 derece Celsius, 60 derece Celsius sıcaklığındaki kaleye çayları konuluyor. Buna göre yeterince bekletildiğinde kahveli çayların ısıları azalır. Arkadaşlar bir maddenin ısısı olmaz. Bu yanlış. Yeterince bekletildiğinde kahveli çayların sıcaklıkları eşit olur. Evet her ikisi de ısıl dengeye ulaştığında sıcaklıkları eşit olur. Isıl dengenin oluşması sürecinde ortama K çayı L çayından daha çok ısı verir. Başlangıçta K'nın sıcaklığı daha büyük olduğundan dolayı KL'den daha fazla ısı vererek ısıl dengeye ulaşır. Doğru cevabımız D'dir tamamen yalıtılmış bir ortamda yalnızca iki tane katı cisim bulunmaktadır. Aynı maddeden yapılmış bu cisimlerin kütleleri ve ilk sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Evet. Bu cisimler yalnızca birbiriyle ısı alışverişi yaptığına göre bir ısı sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru aktarılır. Arkadaşlar bu doğrudur. 2. Isıl denge durumunda cisimlerin sıcaklıkları birbirine eşit olur. Arkadaşlar e, doğru bir ifade. 3'e bakıyoruz. Denge sıcaklığı büyük kütleli cisimin ilk sıcaklığına daha yakın olur. Arkadaşlar daima denge sıcaklığı ısı sahası büyük olan maddeye daha yakın olur. O halde doğru cevabımız E'dir. Bir öğretmen fizik dersinde özdeş kaliye cisimleri arasındaki ısı alışverişini şekildeki gibi modelle anlatmaktadır. Buna göre Arkadaşlar baktığımızda K'nın verdiği 3 tane enerji aldığı ise bir tane enerji. K, L'den daha fazla ısı verdiğine göre K'nın sıcaklığı L'den büyüktür. 2. K'nın ısısı L'ninkine eşittir. Arkadaşlar bir maddenin ısısı olmaz. K'nın iç enerjisi azalır. L'ninki artar. Görüldüğü gibi K daha fazla ısı verdiğinden dolayı K'nın iç enerjisi azalır. L'ninki ise artar. Doğru cevabımız 1 ve 3 olur. İlk sıcaklıkları 10 ve 30 derece Celsius olan kaliye cisimleri yalnızca birbiriyle ısı alışverişi yaptığında sıcaklık zaman grafikleri aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre arkadaşlar baktığımızda ısı alışverişi için şöyle bir bağıntı yazabiliriz. X'in verdiği ısı Y'nin aldığı ısıya eşittir. Evet bunların başına delta koyduğumuzda X'in verdiği Peki X'in verdiği ısıyı kütlesi, öz ısısı çarpı sıcaklık değişimi olarak yazabiliriz. Görüldüğü gibi X'in sıcaklığı 30'dan 20'ye düşmüş. Yani 10 azalmış. Aynı şeyi arkadaşlar Y için yazarsak Y'nin sıcaklığı da 10'dan 20'ye yükselmiş. Yani 10 derece değişmiş. Buradan onları sadeleştirdiğimizde X'in kütlesiyle öz ısısının çarpımının Y'ninkilere eşit olduğu görülür. Yani bu kütleli öz ısının çarpımı ısı sahası demektir. Bu halde X ve Y'nin ısı sahaları kesinlikle birbirine eşittir. Yani öz ısının kesinlikle birbirine eşit olduğunu söyleyemeyiz. Arkadaşlar sıcaklık değişimlerinin her ikisinin 10 derece olduğunu söyledik. İç enerji değişimi alınan ya da verilen enerji olduğundan dolayı zaten alınan enerji verilen enerjiye eşittir. Doğru cevabımız D'dir. Yalıtılmış bir ortamda kale bardaklarında 60 derece Celsius ve 20 derece Celsius sıcaklığında sulardan eşit kütlede konuluyor. Isı alışverişi yalnız sular arasında gerçekleştiği varsayıldığına göre 1. K bardağındaki suyun ısısı azalır. Arkadaşlar bir maddenin ısısı olmaz. 2. L bardağındaki suyun sıcaklığı artar. Burada K'dan arkadaşlar L'ye doğru ısı aktarımı gerçekleşir. Dolayısıyla K'nın sıcaklığı azalır, L'ninki artar. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. Isıl dengenin oluşması sürecinde K'daki suyun verdiği ısı, L'deki suyun aldığı ısıya eşittir. Arkadaşlar enerji yok olmaz. Daima verilen ısı alınan ısıya eşit olmalıdır. O halde doğru cevap D'dir. Isıca yalıtılmış bir ortamdaki bazı sıvıların sıcaklıkları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Bu sıvılardan ikisi karıştırıldığında denge sıcaklığı 20 derece Celsius olduğuna göre Aşağıdaki hangi iki sıvı karıştırılmış olabilir? Arkadaşlar daima denge sıcaklığı karıştırılan sıvıların sıcaklıkları arasında bir değer olmalıdır. Karışımın denge sıcaklığı 20 olduğuna göre demek ki karıştırılan sıvılardan bir tanesi 20'nin altında, diğeri 20'nin üstünde olmalıdır. Örneğin arkadaşlar bu durumda süt ve ayran karıştırılmış olabilir veya arkadaşlar limonata ve ayran karıştırılmış olabilir. Bize ses baktığımızda süt ve ayran verilmiş arkadaşlar. O halde doğru cevabımız D'dir. Birbiriyle ısı alışverişinde bulunan iki cismin aldıkları ısıların verdikleri ısılara eşit olmasına arkadaşlar bu duruma ısıl denge durumu diyoruz. Bu durumdaki sıcaklığa ise evet bu durumdaki sıcaklığa da denge sıcaklığı diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bunları yerine koyduğumuzda A şıkkının doğru cevap olduğu görülür.